Şimdi poketin kıymadan kapatın. Ama kimin alanı? Yine Mason alanı. Yine burada bir geoid var ama kimin alanı? Yine Mason alanı. Onları yazacak olursak, yani alanları şuraya sormaya çalışırsak ne olur burası? DB ne olur arkadaşlar? Omega ne istiyorum değil mi? Omega ne istiyorsam eşitlik bozulmasın için omega ne'ye de bölmem lazım. Burası anlaşıldı herhalde. Öyle mi? Anlaşılmadı. Şu yazdığım şekilde anlaşılmadı. Şunu ben sonradan ilave ettim. Neden ilave ettim bunu? Şuna benzetebilmek için ilave ettim. Bununla çarptım, buna böldüm. Bir şey değişmedi yani. Nerede kaldık? Ama bunlar neye ait, tamam mı? Bunlar ne olsun? Alay. Şimdi PMOS ile ilgili olan da benzer işlem yapacağım. Yine omega L ile çarpıyorum. Ama şu kimin? PMOS'un alanı ile ilgili olan. Burada omegalar götürüyor arkadaşlar. Değil mi? Şunlar götürüyor. Şunlar götürüyor. Şuna ne diyoruz? Şuna C ne diyoruz? Şuna da ne diyoruz? CP diyoruz. Ne oldu şimdi bu? M çarpı CL bölü mü ne çarpı CN L kare yukarı çıkıyor arkadaşlar değil mi? Şurada bir L kare var. Artı ileri ilerideki uygulamalarda bu L kareye dikkat edeceğiz arkadaşlar. Unutmayın, orada da söyleyeceğim. L kareye de bulunuyor. Ne yazıyorduk? Buraya da L kare gelir. Aşağı yukarı böyle değil mi? Şu terim arkadaşlar ne diyoruz? Şu terimi. O anda eğer ton edersek yukarıdaki ifade elde edilmiş oluyor, tamam mı? Yani şuna ton edersek benzer olarak oradaki ifadeye ton edersek bu neymiş? CL bölü CN ton artı CL bölü CN ton şeklinde de yazılabilirmiş. CL ortak parantezinde alabiliriz. Bu formülde bu programda bunu uygulamak uygun düşmüş. Bunu uygulayacağız. Tone şu yönde hesaplanacakmış. MN hesaplanmış. Sırt yerimlere bağlı olmuş. Hemen kolaylıkla hesaplanmış. Bir tek şu logaritma yapmanız var. 0,295 1 bölü voltmuş. Birimi, MN'nin birimi 1 bölü volt. Tone'yi bulmuşuz. Tone N çarpı L mi çarpı yöne. Hepsi belli. Yalnız birimlere dikkat edeceksiniz. Şunun birimi 1 bölü volt gibi. L mi kare var burada. 0,8 mikrometreydi değil mi? 0,8 10 üzeri eksi 6'nın karesini alacaksınız. Mü'ne 715 Mü'ne ne verilmişti arkadaşlar? Mü'ne 715 santimetre kare bölü volt saniye verilmişti. Bunu metre kareye çevireceğiz. Nasıl çeviririz? Metre kare bölü volt saniyeye çevirmemiz lazım. Santimetre kare bölü volt saniyede metre kareye çevirmek için burada 10 üzeri eksi 4 ile çarpmışız.
Sonuç tone 2.64 pikosaniye. Benzer şekilde torpede 6.6 pikosaniye çıkmış. Bu formülde tone ve torpe belli olduğuna göre omega n ile 345 mikrometre olduğuna göre CN'yi buluyoruz arkadaşlar. CN'yi bulurken COX değerini omega çarpı L ile çarpmamız lazım. COX metre kare cinsinden verilmiş olması lazım. Şunları da metre kare cinsinden yazmamız lazım. Yazalım. Omega neydi? 3.5 değil mi? 3.5 mikrometre. -6 ile çarpmışız. Bir de 0.8 -6 ile çarpmışız. İkisinin 10^-6'larını topla. 10^-12 yazmışız. Tamam mı? Burada biraz kestirmeden gitmişiz. Metrekareye çarpmışız. Yani. Omega çarpı L'yi. 10^-12 ile çarpmışız. COX'i de COX neydi arkadaşlar? Yukarıdan ne verilmişti? Nasıl verilmişti? Şunu müneye bölmemiz lazım. 50 mikrometre bölümden sarıyı. Müneye kadar atın. Tam COX'de bir sorudan daha bir satır vermiş. İkinci satırda vermişsin. Buralarda bir yer var. Buraya soru da zor. Soruda kapar hocam. İkinci satırda. Ha şu mu? Niye vermişiz ki orada zaten bulmamış hocam. K'neyi vermişiz zaten, bir de mn'yi vermişiz. COX bulunurmuş orada. Biraz yanlışlık olmuş ama. O ona eşit mi? Oranlar sen. Eşitten çıkarttık. Aşağı yukarı eşit. Yani, tamam. Neyse eşit olmuşsa, yalnız birimlere de dikkat ederek. Çünkü bu 50 mikrometre bölü volt karedir. Bu da santimetre kare bölü volt saniyedir. Bu da amper bölü volt kare, bunu da metre kare bir volt saniyeye çevirmekte fayda var. COX'i farad olarak kullanılmak için. Farad bölü santimetre kare olarak ya da farad bölü metre kare olarak kullanmak için. Çünkü burada bize farad bölü metre kare lazım değil mi? Bunu farad bölü metre kareye 10^4 ile çarparak değil mi? Aynı şekilde 10^4 ile çarparak farad bölü metre kare çıkıyor. Sonuç CN 19,32 10^-16 farakmış. Bir de şu benim ki arkadaşlar, omega p ile omega n arasındaki evercilerdeki bu oran vp bölü vn bölü vp'nin karekökünü eşitmiş. Bunu nereden biliyoruz? Sayfa kaç sonrası ya? Tamam dedi. Tope bölü tuvalenin kare köküne eşitmiş arkadaşlar. Neler aynı olduğu için. Tamam mı? Neden böyleymiş arkadaşlar bu? CP bölü CN neye eşit? Neler aynı olduğuna göre. COX'ler de aynı olduğuna göre. Nelerin oranına eşit olur? Omegaların oranına eşit olur. Yani. Omega Omega neye bölü? Omega eşit olur. Omegalarla doğru orantılı. Bu da karekök topeye eşitmiş.
Tantaya göre tuanı eşittir. Bu nereden çıkıyor? Bu arkadaşlar 204 bağlantılarını oranlarsanız oradan çıkıyor. Torpe görüyor, tuaniyeni Tope'de ne var? Tope'de ne var arkadaşlar? Burada ne var? Müne var değil mi? Müne ile ters orantılı. Şunlar ortak. M ile kareler ortak. Her ikisinde değil mi? Şunlar da M ile kareler ortak. O halde bu ne eşitmiş? Şuradan bakarsak müne bölümü M'nin ters orantılı kare kök müne bölü ünite şeklinde. Sadece bu şeylere mahsus. Kadınlı sürücü durumlarına mahsus. Neyse, burada nerede kalıyor bu? Neteki hesaplayacaktık ya. Topeyi hesapladık. En son değil mi? Topeyi en son 6.6 pikosaniye demiştik. TTK hesaplayacağız. Burada bilinmeyen nedir? CN'dir. CN'yi bulmuştuk. Omega T ile omega N arasındaki bağlantı buluyor. CP'yi de buradan bulabiliriz arkadaşlar. CP'yi bulabilmek için neyimiz eksik? WP'miz eksik. WFP'yi de şuradan buluyoruz. Evet, kademeli sürücü de demek ki unutmayın iki formül var. Formüllerden bir tanesi bu. Yani bir average'nin bir average'deki M olsun N'nin ne olsun N'nin oranı böyle olması lazım. Karekök 2.5 gibi bir şey. M olsun N'e daha büyük. Karekök 2.5 yarabiliyor. WP'yi de bulduk. Omega P'yi de bulduk. Burada Y ne buluyoruz? CP'yi buluyoruz. CP 30.55 10 direksiyon artı var atmış. O halde şu ifadede her şey bulunmuş oldu. Toneleri, topeleri daha önce bulmuştuk. CNCP'yi de şimdi bulduk. T'deki de buradan 352,7 mikrosaniye olarak buluyoruz. E şıkkı kademeli sürücü durumunda kademeli sürücüde kullanıcı average sayısı soruyor. Onun ifadesi verilmiş. Kitapta DN, CL, C olarak verilmiş. CL 100 femtofarad olarak verilmişti. Yani 100 10 üzeri eksi 15 farad. Ama C'yi bilmiyoruz. Ama C'yi biliyoruz. O zaman hangi eşittir? Ha? Kitapta hangi eşittir? Bunu söyleyeyim hangi eşittir? Hangi eşittir arkadaşlar? Ha, 215 var. 215. Bir tek girişteki kapasiteyi bulmamız lazım. Şu kapasite verilmiş. Şunu bulacağız. Bu neydi? CN artı CP'ydi ama birinci transfer yani ilk transferin CN ile CP'sini topluyoruz. İlk transferin CN ve CT'sini yukarıda bulmuştuk. Tamam mı? O bulduğumuz CN ve CT'leri toplarsak bir tanesi 19,32 10 üzeri eksi 16 farattı. Öbürü de daha yeni bulmuştuk. Şurada eksi 30,55 10 üzeri eksi 16 farat. Toplamı 4,987 10 üzeri eksi 15 farat yapıyormuş.
Bunu yukarıdaki n eşittir ifadesinde kullanırsak n'nin 3 olması gerektiği çıkıyor. Bu sayının tek olmasında fayda var. Niyeydi acaba? Yok, öyle bir yere geldiniz ki 2.4 çıktı şimdi. Düşünüyorsunuz, burada 2 mi alsam, 3 mü alsam? 3 tek olmasında fayda var deniyor. C şıkkı kademeli sürücü kullanacağız arkadaşlar. Kademeli sürücüdeki gecikme süresi soruyor. Onun ifadesi de kitapta verilmiş. 216, hemen o 215'in altındaki doğrultu. Tone karga gücüne tone artı karga gücüne pafe'nin karesi çarpı e çarpı n'de c'de bölgeceğim. Şu neydi arkadaşlar? Şu n'ye eşitti zaten. Değil mi? Böyle de yazabiliriz. Bu durumda torneyi biliyoruz. Bu kadar gibi. Piko saniyedir. Piko saniyeyi saniyeye çevirmemiz lazım. Tope'de 6.6 piko saniyedir. Onu da saniyeye çevirmemiz lazım. Şunları karegüklerle toplayıp toplamlarının karesini alacağız. Bir de E ile çarpacağız. E'nin değeri 2718 civarındaymış. N değeri 3'müş. Bunu yaptığımız zaman 34 piko saniye olmuş. Tek evrecide kaçtı bu? Hemen üstte yazıyormuş. 352 mikrosaniyeden kaça düşmüş? Şuradan şu değeri 10 kere kadar, değil mi? 10 oranında bir gecikmelerde fayda sağlamış oluyor. Ben orada notlarınızı da yaptım. Acaba 2 alsak ne çıkardı? 4 alsak ne çıkardı diye. Bakın en küçüğü 3'te çıkmış. 4 de olmuyor, 2 de olmuyor. Burada bir çözüm de 144 saniye gibi bir sayı. Ya boş işte, sen hesaplarsın. Pardon. Cevap doğru olan tatbe geliyor mu? Artık hangisi bilmiyorum. Sen bakarsın, ben sadece yolu gösteriyorum. Sanırım şundan için şey yapmamış. Ben 2 için de yaptım. 2 için 34'ten 1 çıktı. 4 için yapabilirdim. 4 için de 34 pikosaniyeden 1 çıktı. Demek ki en optimum değeri 3'müş arkadaşlar. 3 için 34 pikosaniye çıkıyormuş. Evet, kullanacağımız ikinci ifade peş peşe giden CMOS kanalındaki NMOS'ların en oranları nasıl bulunacak? Onun ifadesi. Demek ki şuna iyi dersek arkadaşlar, kademeli sürücünün herhangi bir ikinci sürücüsü için geçerli. Birden N'ye kadar olan sürücüler için geçerli. Her bir tanesinin örneğin kademeli sürücünün NMOS'unun n'ini biliyorsa NMOS'unu buradan, NMOS'unun n'ini buradan bulacağız. Bir öncekinin n'ini biliyorsak bir sonrakinin n'ini de şu formülden bulacağız. Taneye eşit değil mi? Gösterebiliyor ki E'ye eşitmiş arkadaşlar. E sayısına eşitmiş. Ya bu bir formül, bu bir formül değil. Bunu mu aldım, onu mu aldım? Ben de bunu, hangisi bu? Sen bu şeyde çarpı N demişiz. Çarpı C'de bir C demişiz ya. Onu... Şu mu? Aynen, o üstteki o elenli olanı mı alalım yani? Elen çarpı E'yi mi alalım? Normalde buradaki formülü de çeviririz. En çarpı C'de bölü C'nin bir bölü yazmış. Şu.
Aynen. Ha, onun yerine mesela orada çarpı ne var, orada e var. Ne yapalım bunu? Onun bir farkı yok mu? Ne buydu zaten ya? Yani neyi açtık mı? Tamam. Şu iki formül önemli arkadaşlar. Bu iki formül yardımıyla neyi bulabiliriz arkadaşlar? Kademeli sürücüdeki tüm transferlerin V-masu transferlerin en oranlarını, şey enlerini bulabileceğiz. Tamam. Nasıl, anlaşıldı mı? Kaç tane sürücümüz var kademeli sürücüde? 3 tane, değil mi? Omega N1'i biliyor muyuz? Bize verilmiş. Omega N1'i ne verilmiş? Soru var. 3.45. 3 bölümü. Buradan bakalım. Omega P'ye kaçmış. Omega P'yi de buralarda bir yerde bulmuş olmamız lazım. Omega N3 bölümü 45 mikrometre demiş. Omega N1 3 bölü 45. Birimleri unutmuyorsunuz. Mikrometre yazıyorsunuz. Omega P'ye kaçmış. Omega P'dir. Yok mu buralarda? 5. Nerede bu? Saplamış. Hı? Saplamış burada. Daha mı yukarıda? Şey yok. Burada saplamış. Şu işte değil mi? Evet. Ya 2.5 kalkıp 2.5 da çarpacağız. Bu oran problemde 2.5 olarak verilmiş. Kalkıp 2.5 da çarparsak 5.23. Kaç çıkıyor? 5.5. 5.5. 45 yazmışsınız. 45. Mikrometre. Tamam. Omega neyi? 2'yi nasıl bulacağız? K kaç? K gösterebiliyor ki E sayısı ne için? Yani 2700 kaçtı bu? 17 miydi? Bunu nasıl gösterirsiniz? E eşit olduğunu. K'nın ne olduğuna bakmamız lazım. Kitapta K ne olarak yorulmuş? CL bölü C'nin K'şi olarak verilmiş arkadaşlar. CL bölü C'nin 1 bölü N'si olarak yorulmuş. CL bölü C? CL bölü C'nin 1 bölü N'si olarak yorulmuş. 211 bağımız. Ya da şöyle yazarız. CL bölü C K üzeri N'ye eşit. Her iki tarafın logaritmasını alsak ne çıkar? Her iki tarafın logaritmasını alıyoruz. Neye eşittir? Şu neye eşittir? Bu da ne çarpı ne ne kare eşittir? Ne k'sı bir olan sayı nedir? E'dir değil mi? Evet, k'dır zaten. Neye eşit? K'da neye eşittir? Omega n2'nin kaçmış? K kaçmış? 2.710 demiş. Bunu bulurken bunun 2.717'sini alacağız. 717'sini alacağız.
Mesela B 2 bulurken bunun 2.5'unu, karpe 2.5'unu alacaksınız. Öyle gidiyor. Hocam bir ara mı versin? Sağlık aç olmuş.